Ünlü oyuncu Gupse Özay kimi, neden kıskandı, neden kapris yaptı? Halit Ergenç ve Bergüzar Korel yıllar sonra birlikte tekrar kamera karşısına geçiyor. Ve daha neler neler. Magazin dünyasına dair taptaze haberleri almak için kameralarımızı Çeşme'ye çeviriyoruz. Ne güne ne geceye ne de bin bireceye koskoca şehire sığamıyorum. Barış Arduç'tan hayranlarını üzecek haber. Biraz yanlış lense oldu galiba. Gupse Özay kimi kıskanıp kapris yaptı. Böyle küçük kıskançlıklarım olmuştu düğünde, böyle ben bunu giymeyeceğim bilmem ne falan. Çeşme sokakları böyle ilgi, böyle sevgi görmedi. Çok seviyorlar. Selam ve geçmiş bayramınız olsun. İşte Çeşme'de yaşananlardan Magazin 8 kamerasına takılanlar. Belki bir gün buluşuruz, yine özle beni. İnşallah canım ya. Sıcak bir Çeşme sabahında rastladığımız ilk isim Bergüzar Korel. Otantik desenli, örgü şortlu, beyaz tişörtlü, büyük tığ işi çantası ve başına sardığı asker yeşili bandanasıyla tatil moduna geçmiş. Dondurma tezgahı başında kendisini serinletecek çeşitleri seçiyor. Elinde koca bir dondurmayla çıkıyor dükkandan ve patlatıyor bombayı. Binbir Gece dizisinin setinde tanışıp aşık olduktan sonra evlenen Halit Ergenç, Bergüzar Korel çifti bir kez daha birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Çekimler de başlamak üzereymiş. Arkadaşınız sordu, ustası ortası gibi inşallah. Arkadaşınıza sormuştum zaten. Teşekkür ederim. Günü geceye çevirelim ve Çeşme Amfiteyatrosu'ndaki Funda Arar konserine gidelim. Çok güzel konserler verdik. Bugün de Çeşme'deyiz. Böyle devam ediyor. Funda Arar, Ege'nin en meşhur kadını Truvalı Helen gibiydi. Örgüden taç yaptığı saçları, boynuna taktığı ucu açık kolyesi, kalın askılı, derin göğüs dekolteli uçuşan elbisesiyle antik çağlarda yaşayan prensesleri andırıyordu. Ege'de olduğum için böyle biraz daha mitolojik olsun. Bu güzellikten izleyiciyi daha fazla mahrum bırakmayalım ve Funda Arar'ı sahneye uğurlayalım. Yeniden Çeşme'nin hareketli sokaklarındayız. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, eşi Seda Şahin'le bayram tatili için İzmir'in bu Gözde ilçesini seçmiş. Kameraları gören eşi poz vermek istiyor ama Yılmaz Vural ayaküstü koyu bir sohbette. Sohbet bitiyor, Yılmaz Vural eşinin elini tutup kameralara doğru yürüyor. Ama ilgi alaka o kadar yoğun ki Yılmaz Vural sokaklarda adım dahi atamıyor. Çok seviyorlar. Selam, iyi geçmiş bayramınız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Baba, bir gücün varsa yap gelelim ya. Ama dursun başlayın. Yolda yürürken iş teklifi dahi alan Yılmaz Vural, Çeşme'de popstar gibi karşılanıyor. Yol boyunca kenardaki her masada mola verip sohbet ediyor. Ünlü sunucu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner de tatili fırsat bilip kendini Ege kıyılarına atanlardan. Dinlenelim biraz, çok çalıştık. Şimdi dinleniyoruz işte, tatil. Ben hamileyken de buradaydım 3 ay. Alaçatı'daydık, şimdi anıları tazeliyoruz. Şimdi çocukla dolaşıyoruz buralarda. Şimdi çocukla dolaşıyoruz buralarda dediğine bakmayın Zuhal Topal'ın. Hanımefendi Lina'yı uyutup eşiyle baş başa gezmeye çıkmış. Ya renk oldu hayatımız ya. Ya gökkuşağı gibi. Çok güzel, çok keyifli yani. Allah herkese nasip etsin tabii. Ve şimdi de Çeşme'nin çifte kumrularıylayız. Merhabalar. Merhaba. Tatiller nasılsınız? Eyvallah. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkürler. Barış Arduç ve Gupse Özay işle tatili birleştirmiş. Söze yakışıklı oyuncu giriyor ve pası anında sevgilisine atıyor. Köyceğiz'de başladık. Gupse anlasın. Yani ben şöyle, hani dün Yılmaz Erdoğan'ın Hayveden Gerçeküstü Aşk filminin çekimleri bitti benim için. Yarın da İstanbul'a gidiyorum. Görümce'nin çekimleri, hazırlıkları başlayacak. Gupse Özay, Yılmaz Erdoğan'ın çekip yönettiği filmi tamamlamış. İkinci filmin hazırlıklarına başlamış. Bu arada Barış Arduç, hayranlarının hevesini kursağında bırakan bir düzeltme de yapıyor. Biraz yanlış lanse oldu galiba. Deliha yok abi. Yok yok, öyle bir şey yok. Görümce'yi yazdı, çekecekler ondan sonra. Ben tatildeyim.
Yoksa çalışıyor muyuz? O zaman bu yıl bitmeden izleyeceğimiz Görümce filminin detaylarını yaratıcısı Gupse Özay'dan öğrenelim. Vallahi isminden belli olduğu gibi ben gıcık bir görümceyi canlandıracağım. Bütün gelinlere şimdiden sevgiler, saygılar. Filmi yazmak konusunda da pek zorlanmamış Gupse Hanım. Tanıdık birinden esinlendiniz mi? Ben görümceyim. Abimin eşini neler yaptım? Anlatırım bir ara. Öyle naif, kibar durduğuna bakmayın. Bir görümce olarak neler yapmış Gupse Özay, neler? Ya kıskanç, ya abime çok düşkünüm ben. Abim evlendiğinde biraz böyle ne bileyim ben, hani böyle küçük kıskançlıklarım olmuştu. Düğünde böyle ben bunu giymeyeceğim bilmem ne falan diye. Şimdi en sevdiğim insan mesela abimin karısı. Ama hani biraz bu görümceliklerde biraz hani bir paylaşamama durumu oluyor herhalde. Onun komedisi diyelim. Görümce olarak kıskançlık yapan Gupse Özay, sevgili olarak kıskanç mı diye soruyoruz. Cevabı Barış Arduç veriyor. İyiyiz biz, güzeliz. Tamam, o kadar yeter. Eyvallah. Gupse Özay işten işe koştururken Barış Arduç tatilin tadını çıkarıyor. Tatil valla Köyceğiz'de başladık. Yılmaz abinin yanında işte Gupse'lerle film çekiyordu. Buraya geldim. Ben de yarın ben de döneceğim. Bakalım belki kalırım, belli de değil. Biraz kızarmış. Yandık bugün ya, uyuyakaldık. aynen. Ünlü çiftin keyfi pek yerinde. Bu eğlenceli sohbetin ardından Alaçatı'nın dar sokaklarına dalıp el ele yürüyerek gözden kayboluyorlar. Tam da Barış Arduç, Gupse Özay çiftiyle vedalaşmışken usta oyuncu Altan Gördüm'le karşılaşıyoruz. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Geçtiğimiz yıl bir süre dizi yapmama kararı alan usta oyuncu, çekeceği yeni film öncesi Çeşme'ye enerji depolamaya gelmiş. Dizi yok ya, dizi yok. Bir süre dizi yapmayacağım herhalde. Sinema filmleri var birkaç tane. Ha? Şu anda tam belirgin değil, söylemeyeyim. Detay veremiyorsun. Tamam. Yok. Tamam. Herkes kalabalık sokaklarda yürümeye çalışırken ünlü şarkıcı Emre Altuğ işin kolayını bulmuş, ATV ile turluyor Çeşme'de.